müdür olanlar, mekan sahibi olan ama genel müdürlüğü. Şimdi genel müdürle daha önceleri bir iki sefer görüşme yaptık. Genel müdür bununla ilgili buraya bir kişi gönderdi. Bu alanları kontrol ettirdi. Daha sonra biliyorsunuz hem bize hem de Büyükşehir Başakşehir Belediyesi'ne yazı yazdı. Dedi ki bu yerler Başakşehir sınırları içinde kaldığı için eğer planlamayı belediye veyahut da TOKİ üstlenirse biz yetki devrine hazırız. Başakşehir Belediyesi şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Bey ile ben görüştüm. Bu noktada bakanlığa yazı yazdı. Eğer yetkinizi devrederseniz bu konuda planlamayı biz yapabiliriz dedi. Onun üzerine genel müdür aradım ben. Size cevap verirdi. Bu noktada durumunuz nedir dedi. Ben dedim bakanla görüşüp öyle karar verecek. Dedim siz bakanla görüşmeden evvel ben bir görüşeyim. Çünkü bürokratın görüşü farklı. Burada sıkıntı yaşayan, sorun yaşayan bir kooperatif başkanının görüşmesi daha önemli. Neticede iyi oldu. Yaklaşık bakan bizi bir saat falan dinledi. Biz ta baştan beri buradaki durumu anlattık. Buradaki mağduriyetleri anlattık. Artık üçüncü kuşağı geçtiğini anlattık. Haksızlığın önlenmesini istedik. Ve yüksek perdeden konuştuk. Dedik ki bakanım, bizim bütün amacımız haklıların güçlü olması. Güçlülerin haklı olmasını biz istemiyoruz. Bizim davamız, misyonumuz haklıların güçlü olması. Burada kooperatif üyelerimiz bir yerden göre kadar haklı. Yani yaptıkları bir şey yok. 60 dönüm vermişler plan yapacak diye. Kim almış? Devletin belediyesi almış. Ve planı yapmamış. Mahkemeler bizim dışımızda sürerken biz de mahkemeye müdahil olduk. Ve biz dediğimiz olay şu, hep planlamayı yapın, buradaki alınan bağışları geri alın. Burada kooperatifimizin herhangi bir şeyi var mı? Bizim bir suçumuz var mı? Yok. O zaman bu sorunu çözün, lütfen dedi. Ve neticede ben genel müdürle görüşeceğimi, bu sorunun çözülmesi noktasında hızlı hareket etmesini isteyeceğim dedi. Daha sonra siz genel müdür vasıtasıyla bu konuları görüşün. Biz arkadaşlarla gittik. Kitapta da vardı resimler. Yavuz Bey'le bu olayı anlattık. Yavuz Bey dedi ki burada kanal projesi olduğu için başkan dedi. Herhangi bir işlem yapamıyoruz. Sizin gelirleriniz de bu İstanbul kanal İstanbul geçtiği zaman neticede geniş bir alan komple planlama yapmayı düşünüyoruz. Bu noktada rahat olun dedi. Kimse de bizden başka da kimse bu problemi çözemez dedi. Dışarıdan herhangi bir şahıs, firma geldiği zaman bunları da tanımayın dedi. Biz de teşekkür ettik. Bekliyoruz. Bir durumu daha bildirmek istiyorum. Tabii ben Başakşehir Belediye Meclisi üyesiyim. Aynı zamanda Başakşehir Belediyesi falan bütçe komisyonu başkanıyım. Yapılanları takip ediyorum. Olimpiyat stadının önündeki arsalar biliyorsunuz orası Spor Bakanlığı'na aitti. Neticede Başakşehir Belediyesi ile bir protokol yapıldı. O yerler istimal ediliyor. Başakşehir Belediyesi de bizden yaklaşık 1-1,5 kilometre aşağıda. 300 dönümlük imar arsa verildi. Oranın istimal edilmesi karşılığında. Size şöyle bir bilgi vereyim. Orası da plansız. Yani Olimpiyat Stadı'nın etrafı plansız. Plansız yere istimal bedeli metrekaresi şu anda yargı yoluyla 1500 lira. Ve şu anda değil mi başkanım ödüyoruz. Şu anda istimal bedelini ödüyoruz. Yani burada bizim bir kaybımız yok. Yani bu bizim için bir kalimedir. Yani burada herhangi bir test durumu olduğu zaman buradaki hak kaybı olmayan hakkımızı daha fazlasını almaya çalışıyoruz. Ama bizim tabii ki bütün meselemiz imara açılsın. Ben yaklaşık birkaç yıl içinde bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Biraz daha sabır istiyoruz. Yani yapılması gerekli olan her şeyi yaptık. Yani bir başbakan, bir cumhurbaşkanı kaldı gitmediğimiz. Ve bu bakanlara da belki ikinci sefer, üçüncü sefer telefonlarla araya başkalarını koyarak yani çeşitli burada yetkili arkadaşları koyarak görüşmelerimizi yapıyoruz. Yani Büyükşehir'deki imar daire başkanı da bizim burada Başakşehir Belediyesi'nden başkan yardımcısı, imardan sorumlu başkan yardımcısı, bilgisi donanımı iyi olan bir arkadaş. Bu noktada da bize yardımcı olacağını ve herhangi bir gelişme olduğu zaman bize bilgi vereceğini de söyledi. Çünkü bu Kanal İstanbul projesi de bildiğiniz gibi yani hem
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ikisi birlikte koordine bir götürüyorlar. Neticede her şeyden haberdar olacağız. İnşallah mücadelemiz devam edecek. Zaten Kayabaş arsamızın sorununu çözdüğümüz zaman, hukuksal sorunları çözdüğümüz zaman kooperatifimizin de başka bir sorunu olmayacak. Evet, beton santralinin kaldırılması. Bu beton santrali bize kaldırılma noktasında sıkıntı yaratıyor. Biliyorsunuz 2010 yılında biz üyelere teslim ettik iş şeylerini. Beton santrali yetkilisine, aynı zamanda kooperatifi üye olan arkadaşlara biz kooperatiften ihtar çektik. Dedik ki biz üyelere iş şeylerini teslim ettik. Sizin burada beton santralinizi işletmeniz doğru değil, yasak. Lütfen buradan çıkın ve yerinizi de mevcut projemize göre yapın, teslim edin. Çünkü yapı kooperatifini bitireceğiz, işletme kooperatifine dönelim. Bunlar oyalandı. Tek çözüm yolu iki telli organize ve çeşitli kurumlara yazılar yazdık. Bakanlığa yazdık, valiliğe yazdık, Büyükşehir Belediyesi'ne yazdık. Herkes, bütün kurumlar yetkinin İstanbul iki telli organize bölge başkanlığında olduğunu, sorunun çözüm noktasını oraya gösterdiler. Biz o dönem yönetim kurulunda olan arkadaşlar dedi ki, bu beton santralini biz istemiyoruz, kaldırın buradan. Onların bize söyledikleri şey şuydu, bunların burada ruhsatları var, Büyükşehir'den ruhsat aldılar, bu bir müktesebattır, bizim buraya yapacak bir şeyimiz yok. Sürekli gittiğimizde hep bununla karşılaştık. 2016 yılında bir yönetim değişikliği oldu. Yeni gelen arkadaşlara dedi ki, ya şu ruhsatını bir getirin bakalım dedi. Görelim nasıl bir ruhsatmış. Sağ olsun arkadaşlar getirdi, baktık. Bu arkadaşın ruhsatı geçici ruhsat. Hatta adres olarak yukarıdaki bir toprak yığının orada bir yer. Müktesap o ruhsatta müktesap hak oluşturulmayacak bir ruhsat. Geçici. Niye geçici almış? Bizim kooperatifimizin müteahhitliğini yapmış. Neticede o şekilde müsaade edilmiş. Buna rağmen bu arkadaş belirli yerlerini kullanarak uzamış gitmiş. Biz bunu tabii ki zorlayınca mühürleme yapıldı. Neticede organize bölge başkanlığına gelerek 1,5 yıl içinde burayı terk edeceğini noterde taahhütname verdi. Biz 31 Aralık 2017 sonuna kadar alınmış bir müsaadeydi. Burada bizim herhangi bir dahilimiz yok. Çünkü yetkili iki telli organize bölgesi. Onlar kendi aralarında yaptılar bu taahhütnameyi. Biz Aralık ayının başında yönetime dedi ki bak bunlar herhangi bir hareketler yok. Bunların bir şekilde müdahale edin. Biz kooperatif olarak buranın yıkılmasını talep ediyoruz. Yani beton santralinin oradaki enkazının yıkılarak kaldırılmasını talep ediyoruz. Neticede o dönemdeki arkadaşlar birkaç sefer gitmemize rağmen hareket edilmedi. Neticede Şubat ayında seçim oldu. Başka arkadaşlar yönetime geldi. Onlara da sıcağı sıcağına aynı şekilde yazılı olarak bu beton santralinin yerinin yıkılarak kaldırılmasını talep ettik. Çünkü bu artık yeter. Ve bütün kullanıcılardan imza toplamaya çalıştık. Neticede yetki iki telli organizasyon. Çünkü yargıya gittik. İstemedik, yargı uzayacak. Pratikten işi çözmek istiyoruz. Yeni yönetimde tekrar orayı mühürledi. Bunlar mühür fekli yaptılar. İki terör organize bölgesi başkanlığı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ve savcılığa bunlar müdahale girişimlerde bulundu. Ve bu tehdidi kaldırdılar. Biz bunun üzerine yapacağımız tek şey yargıya gitmek. Bununla ilgili hukuki müdahaleler de aldık. Yani bunları ihraç edebilir miyiz diye. İhraç şartları belli olduğu için ihraç edemeyiz. Hatta yönetim kurulu olarak ihraç ederseniz 3 ay ile 6 ay arasında ceza alırsınız. Ancak el atma, yani işlerden men etme davası açılabileceğini ben burada da kazanma şansımızın yüksek olduğunu söylüyorum. Çünkü iki telli organize yönetmeliğini okuyunca oradaki 92. maddede
ruhsal ben burada tabii ki organize bölgesi başkan vekilimiz Sebahattin Bey de sağ olsunlar bu noktada yanımızda duruyor. Biz yargıya gideriz ama yargı uzak. Biz bu enkazın kaldırılmasını istiyoruz. İnşallah bu noktada yardımcı olacaklarız. Bu şekilde ben faaliyet raporu okumuş bulunuyorum. Sadece bir şey kaldı. O da kooperatifin tüzel kişiliğine bağlı iktisadi işletme oluşturulmaz. Bu iktisadi işletme, öteden beri biz tabii kooperatifi yönetirken kooperatif üyeliğinin bütçesi farklı, işte site yönetiminin, kullanıcıların bütçesi farklıydı. Şimdi bakanlık bu noktada dedi ki, hayır, iktisadi işletme şeklinde bir mükellefiyet açtığını bana göre çok anlamlı bir şey değil, saçma bir şey. Biz zaten kurumlar vergisi mükellefiydik. İktisadi işletme tabii ki sicilde teşkil olma bir durum değil. Bir sicilde teşkil olduğu zaman farklı bir durum oluyor. Bu sadece muhasebe sistemini takip etmek için yapılan bir uygulama. Herhalde ilk uygulayan da biziz. Bu noktada bu işin de düzelmesini istiyoruz. Çünkü çok karışıklığa yol açmakta. İnşallah bakanlık bu noktada bunu düzeltme yoluna gider diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.